Tuncel'cim, bu gece çok protest bir programa devam ediyoruz. Uykusuzlar Kulübü'nde uykusuz seyircilerimizle beraber Mecidiyeköy Dada Kabare'de harikulade bir gece geçiriyoruz. Bizi izleyenler, uykusuzlar da sanıyorum zevk alıyorlardır. Birbirinden farklı ama protest insanlar geliyor konuk olarak. Onların hayat hikayelerini, onların düşüncelerini, bize verdikleri ilhamı da beraberce görüyoruz. Şimdi çok ilginç bir adam gelecek. Çok ilginç bir adam. Hakikaten Türkiye'de büyük etki yaratan bir adam gelecek. Hanımlar, beyler, APO! Vay be. Garip bir adam demiştim size. Öyle bir adam geldi hakikaten. Sağ olun. Mükemmel. Mikrofonum burada. Ha, şöyle yapayım. Evet, evet. Tamam. Güneş gözlüğüyle geldim. Olsun. Çünkü Seren Serengil ışığı olursa kör olmayalım diye. Evet. Seren Serengil ışığına bayılıyoruz. Hakikaten televizyonculukta bir akım. APO benim ilgimi çeken bir adam. Çünkü bu dizi müziğidir, şudur budur falan filan. Bir anda memlekete enteresan bir şekilde ilham vermeye başladı. Galiba Bodrum'da benim dükkanımın, yani Dada'nın karşısında, hemen karşısındaki mandaline gelmiştim. Evet. Ve çok müthiş bir konser geçmişti. Evet, çok güzeldi. Sonra sizin dükkanın karşısı olunca yarıda kestik. Niye yarıda kestiniz? Size ayıp olmasın diye çok söyleyeyim. Şimdi ne oldu? Özgür bana bir bilgi verdin biraz önce. 2015'te bir olay oluyor. Evet, Günah Benim şarkısı çıkıyor. Ve Günah Benim şarkısı acayip bir etki yaratıyor. Evet, 2015'te biz bunu çıkardığımızda aslında bir 6 ay falan geçti üstünden. Sonra bir işte bayağı bir dinlenme oldu. İşte günde 1 milyon, 1,5 milyon falan böyle bayağı bir şey oldu. Yani bayağı trend mi oldu artık, ne diyorlar onu tam şey yapmıyorum, anlamıyorum. Ama çok herkes dinledi, herkes çok sevdi. Ondan sonra da işte böyle ardı arkası kesilmeden devam etti. İşte konserler başladı. Albümü bitirdik, verdik. İşte bir tam... Peki, Türkler sözleri seviyor. Bizim halkımız sözleri seviyor. Bu sözleri beraberce bir okuyalım aslında. Tamam. Hep birlikte. Günah benim, suç benim. Kurdum, bırak bu düş benim. Sadece bu cümle bana yeter zaten. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma, elimde bir düşlerim var. Yazarım derdimi kendime. Kaderin benle bu derdine. Fakir yar olmuyor zengine. Diyor davul bile dengi dengine. Bak kalbimde cengime. Yine kalmışım kendi kendime. Sensin çare derdime, verdim ömrümü vergine, yine kalmışım gece bir başına, bir başına girdim yıl başına. Gülmeyin, bu çok önemli. Bir gece yıl başına bir başınıza girmeniz lazım bunu anlamanız için. İnanılmaz sözler. Alkışlıyorum. Mükemmel, mükemmel. Çünkü dipten gelen dalga böyle bir şey. Dipten gelen dalga. Yani bu dip. Yani en aşağıda hissedilen şey bu. Bütün mesele o gösterişli dünyanın içine bu dipten gelen felsefeyi, bu dipten gelen sözleri sokabilmek. Tebrik ediyorum. Harikulades. Teşekkür ederim. Böyle şarkı sözlerini okuyunca çok duygulandım. Nefis bir adam değil mi? Bir şey aklıma geldi. Bir sesli kitap indirmiştim, satranç diye. Evet, onu uçakta
dinlediğim şey aklıma geldi. O da psikopat bir kitapmış ya vallahi. Evet. Değil mi? Yazan intihar etmiş falan. Yok. Aa, Stephen Zweig tabii. Stephen Zweig intihar etti. Karısıyla beraber. Karısıyla beraber, evet. Evet. Bilmem gibi. Evet. Evet. Yani biz işte o dönem, ben 15 yıldır falan yapıyorum rap. O yılda öyle bir işte şansımız mı yaver gitti ya da artık bilmiyorum, belki bazı şeyleri denedikçe, yaptıkça daha üstüne koyuyorsun, artık o kıvama mı geldi hani bilmiyorum ama güzel oldu. Sonrasında işte en son Çukur'u yapmıştık. Şimdi bir tane şeye, bir Mustafa Uslu'nun abinin bir filmi var, Naim Süleymanoğlu diye. Evet. Ona bir tane yaptık. Hafta sonu onun klibini çekeceğiz. Kaldırırken abi. Evet. Rahmetli. Hepimiz rahmetli, çok evet. Seviyoruz. Çok güzel bir şarkı vardı. Allah rahmet eylesin. Onu merak ediyorum. Nasıl bir şey yaptın acaba? Yani onun biraz, tabii ben Bulgar göçmenleri de çok arkadaşım olduğu için biraz biliyorum o hikayeleri. İşte o dönemde işte isim değiştirmek, kanunlar, o biçimler, evet, o dönemlerde. Evet. İşte onlara biraz dokunarak böyle biraz duygusal bir parça yaptık. Yani inşallah sever insanlar da. Abi. Yok. Hakikaten çok edebi bir adamsın ve sözlerin çok etkileyici. Teşekkür ederim abi. Yani iyi yazıyorum diye düşünüyorum aslında. Kesinlikle iyi yazıyorsun ve yani rap dünyasında, hip hop dünyasında ya da kendini ifade etme meselesinde bu altın zincirler ya da bu araba cantı, gümüş araba cantı salaklığından buraya doğru yönlendirmek lazım insanları. Yani evet. buraya yönlenmezlerse, çünkü çok berbat bir dünya onları bekleyecek. Halbuki senin yazdığın gibi eserlerle daha güzel, daha edebi bir dünya ortaya çıkabilir. Biraz röportajlarından değineceğim. Günah benim için hiçbir reklam yapılmadı, iş olarak bakmadık. Böyle bir etki yaratacağı da hiç düşünülmemişti. Bu senin sözün. Hı hı. Sonra değişik bir kültürden geliyorum. Evde Farsça ve Türkmence konuşulur. Ayrıca Hint müzikleriyle büyüdüm. Evet. Müthiş, müthiş. Özellikle Farsi. Farsi mükemmel bir lisan. Farsi esasında bizimkiler Dari, yani Farsça tabii o da. Dari biraz Afganların, Taciklerin konuştuğu bir Farsça. Yani evet. Biraz lehçeli, daha değişik. Evet. Ama yani Farsça bir İranlıyla da konuşup anlaşabilirim. Tam olarak kökenin neresi? Tam olarak Balk, Akça, Mezar-ı Şerif, Afganistan'dan geliyorlar. 1980'de. Bu Sovyet Savaşı döneminde. Hı hı. Ondan sonra Konya'ya yerleşiyorlar. İşte Balk'ta işte Mevlana'nın doğduğu yer. Biz Konya'ya yerleşiyoruz, öldüğü yere. Köken olarak Türkmeniz biz. Aslında öz be öz Türksün. Gözlerin, burnun, sakalların. Evet, buna çok önem gösterir. Diyorsun ki artık annem beni arayıp da oğlum bir işe gir demiyor. O artık rahatladı. Aynen. Direkt para yolla diyor. Mükemmel. Peki, videomuzu görelim. Takılıyorlarmış Berlin'de. Takılırken birden kanala atlamış. Yüzmeyi de bilmeyince öyle bir durum olmuş. Trajik ve değişik bir olay. Yani neresinden şey yapacağımı da şey yapamıyorum. Çok üzüldük. Ama sen ve ben bunu anlayabiliriz. Çünkü hayatımızda böyle kayıplar var. Yani benim de böyle hikayelerim var. Mesela işte bir arkadaşımdan söz ediyorum ve o sonra da bitirirken ne kadar harika bir adam olduğunu anlatıyorum. Sonra diyorum ki o arkadaş öldü. Yani aslında bu kadar basit. Yani hayata ve ölüme, ki çok felsefik bir adamsın. Yani sözlerinde de bu ortaya çıkıyor. Hayata ve ölüme bu kadar yakın olmamız gerekiyor. Yani hayat neyse, doğmak neyse, ölmek de o aslında. İstersen bundan bir şarkı çıkarabilirsin tabii ki. Evet, bence olabilir. Yani o arkadaş da zaten normal bir insan değildi.
Ben de normal değilim. Bitişi de öyle normal yapmadı. Karada atlayarak falan. Tabii ki. Herkes bir şov yapıp gidecek. Ona çok saygı duyuyorum. Evet. Tabii üzüldüm. Yani benim şimdi aşağıda arkadaşım var. Deli raporu var. Ama çok seviyorum. Çünkü çoğu akıllıyım diyen insandan daha dürüst, daha gerçek ve daha doğru bir insan evet. olduğuna inanıyorum. Evet, evet. Ve hani düzgün ya da düzgünmüş, aslında insanların çoğunun düzgün olduğunu değil de düzgün numarası, doğru numarası yaptığına inanıyorum ben. Doğru. Ve bu bunun çok yapay ve gerçek olmayan bir şey olduğunu ve bunu bana hep itici gelmiştir, böyle samimiyetsiz konuşmalar etmeler. Mesela burada da mesela konuşurken bile böyle insan rahat olabilmesi, mesela biraz hafif bir küfür edebilsek falan filan diye düşünüyorum. Ama tabii bunları yapamıyoruz. Çok böyle sert küfürler değil, hafif. Benim hayatımda mesela arkadaşlarım hep şaşırırlar. Sen yani, normal hayatta eder misin böyle küfür abi? Korkunç küfürlü konuşuyorum. Korkunç küfürlü konuşuyorum. Yani o kadar çok küfür ediyorum ve herkes çok gülüyor. Aramızda bir tane herif var. Her şeyin... Şey her yapıyorum. Şeye... Evet. Son bir parça yaptım. Bundan bir önceki klipte bir tane küfür ettim. Oo, bir linç. Vay, sen nasıl küfür edersin, bilmem ne yaparsın diye yorum yazıyorlar. Yorum yazarken de küfür ediyorlar. Yani bir şey de demedim yani. Çok ufak bir şeydi, evet. laftı. Böyle hemen hızlı. Ondan sonra öyle bir reaksiyon aldım. İstiyorum ki samimi olsun bazı şeyler. Hani şu da değil tabii canım. Her şeye küfredelim. Aa, ona bilmem ne, öbür tarafa falan. Ona da öbür falan. Carçut da bir şey değil. Yani o kadar da hani bütün mahalleyi toplayıp takılacak halimiz yok. Gözlük, sen bilirsin bu işleri. Ondan sonra... Bir samimi olmak lazım, bir şey olmaz. Bir küfür ettik, vay anasını, lap 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 küfür ediyor. Altta da şey yapıyor. Yok, ya şarkı çıkmış, bunlar da şarkıcı mı falan. Altına bilmem neyi yazın, sözünü yazın, sözünü yazın. Dedim ya eşime, dedim bunu dedim yazacağım ya ben dedim. Sözü yazacağım dedim yani. Bunu ettiğim küfrü duymuş gibi. Sen yaz o zaman, değil mi? O kadar geliyorsun söz yazarı. Dedim ki neyi yazmış? İşte 90'da 4 tane şarkı yazmış, bir şey yazmış. Ha, çalamak anlamında değil, yazmıştır, etmiştir bir şey. Ama böyle bir, aa bunlara mı kaldı bu müzik piyasası falan filan. Oğlum bu müzik piyasası sizin yüzünüzden bize kaldı belki de. Siz düzgün bir şey yapsaydınız, adam gibi hani doğru oturan üstüne... Bravo! Bunu yapamadınız yani. Elleri kaldır, indir, kaldır, indir. Sonra küfür ediyorsun yani... Evet, küfrediyoruz. Yapacak bir şey yok. Mükemmel. Şu an bak bayağıdır etmedim. İnince hemen aşağıda. Mükemmel. Hanımlar, beyler, alkışlıyoruz.